ikindi namazından sonra bir de bir konuşma yaptı. Konut olayına değiniyor. Konut yapacağını söylüyor. Mevcut belediye başkanı Sayın İsmail Hakkı Esen, işte sağ olsun o da bizi geçen gazeteciler gününden bir gün önce ağırladı. Orada hedefinin kentsel dönüşüm ve konutlar olduğunu söyledi. Çünkü artık Çankırı'nın en büyük sorunu, Ercan Şeker de çok dile getirdi programlarda. Ben de getiriyorum. Hatta vatandaş da biliyor bunu. Sizde böyle bir çalışma var mı? Tabii ki. Biz şimdi buradaki projelerimizde ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Allah nasip eder de biz belediyeyi alırsak, belediye başkanlığına seçilirsek, benim ilk hedefim şu, belediyede çalışan işçilerin en az maaşı 40 bin TL olacak. Ben herkes önceki... memur olmaz artık ya, belediyede çalışmak ister. Onu nasıl zapt edeceksin? 40 bin TL olacak. Çünkü az önceki saydığım gibi insandan bir refah seviyesine ulaşmanız lazım. Hayır, karşı değilim. 40 değil, 50 olsun. Onda hı-hı, değilim. Ama şimdi... Bize belediye bütçesi diye bir şey var. Siz hani bu belediye bütçesini biliyor musunuz? Sonuçta bol keseden bir vaat gibi... Hani bu bütçeyi bilmeden 40 bin vermek, biri de gelir 60 bin veriyorum der. Yani bunun sonu yok. Siz bunu söylerken ayağı yere basan bir vaadiniz mi bu sizin? Tabii ki. Ben geçenki programlarımda da söylemiştim. Bu tabii ki belediye mevcut bütçesi bu mümkün değil. Biz şimdi projelerimizde de bunu söyleyeceğim. Belediye kaynak getirecek projelerimiz de var. Belediye kaynak getirecek projelerimiz onları de var. Onu da dinleyeceğiz birazdan da ben... İşin şu boyutundayım. 40 değil 50 de verebilirler. Onda değilim. Ama hani şimdi... Yani uzaktan davul olsa hoş, sesi hoş gelir. Ben de 60 bin verdim derim yani beni seçersiniz. Ama bir de bütçesi var bu işin. Hem bütçesi var. Onda da hemfikiriz. Bizim şehrimizde şu da var. Herkes istiyor ki işte çeşitli fabrikalar var, iş kolları var. Bazen hani iş sıkıntısı var diyoruz doğru ama bazı firmalarımız da çalıştıracak insan bulamıyorlar. Şimdi sizin dediğiniz rakam olursa emin olun kapınız, yani kimse memur olmak istemez. Şu anda memurun aldığı maaş ne kadar? Zamlarla birlikte 32-33 bin bandında, işte hadi müdürse falan. Yani herkes belediyede çalışmak isteyecek. Parayı verseniz bile onun zorluğunu çok yaşarsınız. Ben memuriyetten istifa edip geleyim diyenleri de duyarız yani böyle bir rakam olursa. Şimdi şöyle söyleyeyim Turan Bey. O zaman şu mantıkla ilerlememiz lazım. Şu anda mevcut işçiler düne kadar 14-15 bin veya 17 bin gibi bir rakam alıyordu. Evet. Sayın Belediye Başkanımız bu zammı yeni yaptı. Bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzeltin. Şöyle lütfen. Zaten maaş artışlarının belirlenmesi hep her yıl Ocak ayında oluyor zaten. Yani kesinlikle. Zamanı ve döneminde yaptı. Hani seçimler geliyor, seçim zamanında maaş artışı diye bir şey yok. Her yıl bu zaman günlerde... İşçilerin yeni maaş oranları belirlenmiş oluyor zaten. Ben ondan bahsetmedim Ercan Bey. Örnek evet. veriyorum asgari ücret misal veriyorum 12 bin liraysa 14 bin alıyorlardı veya 10 bin liraysa 14 evet. bin alıyorlardı. Böyle iki katlı bir rakam almıyorlardı. Yani 7-8 bin 10 bin evet. gibi fark almıyorlardı. Ondan bahsediyorum ben. Yani bu 8-10 bin liralık bir fark muhtemelen bildiğim kadarıyla tekrar söylüyorum. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Yeni verildi yani bu 8-10 bin liralık bir fark. Evet yüksek yani, anlamda. Yani oran yüksek oran anlamında yani, yeni verildi. 14 bindi artışla birlikte... 22-23 bin vermesi bekleniyordu ama başkan bunu 2000-2500 lira civarı sanıyorum artırdı. Öyle söyleyelim yani 700-800 8 bin lira bir artış değil. Normalde zaten asgari ücretin üstünde bir zam alıyordu belediye işçileri. Yeni asgari ücretle birlikte de 17.500'ün üzeri yeni asgari ücretle birlikte de bunu işte 22.000-23 bin civarı bekleniyordu. Fakat 25 bin rakamına çıktı. Şimdi ben zaten geçen de söylemişim. Yani mevcut belediye başkanımızın zaten hani yapmış olduğu hizmetler vardır. Ben buna saygı duyuyorum. O gün de söylemiştim. Çankırı için kim bir taşın üzerine koyarsa benim başımın tacıdır. Ben bunu geçen de söylemiştim. Ama şimdi durum ne biliyor musunuz? Esas sıkıntı İsmail Bey'in, Umut Özcan'ın veya Hüseyin Bey'in ne kadar zam verdiği değil. Esas sıkıntı siz insanların, Çankırı halkının cebine nasıl inersiniz? Örnek veriyorum, siz belediye olarak, yani belediyenin bünyesinde neyse, suysa su, veya örnek veriyorum çöp vergisi ise çöp vergisi gibi vesaire vesaire. Siz bunlarda nasıl halka destek verebilirsiniz? Önemli olan bu. Siz 40 bin verirsiniz, 50 bin verirsiniz. Bu insanlar bu rakamlarla geçimini sağlayamadıktan sonra sizin verdiğiniz rakamın hiçbir hükmü yok. Ama bir gün 25 bin TL istatistiklere baktığınız zaman, açlık sınırının altında bir rakam. Evet. Hani tabii ki hani mevcut belediye başkanımız elinden geleni yapmış. Zam mı yapmış?
Hani şu andaki belediyenin bütçesine göre de, olanaklarına göre de bu zammı yapmıştır. Ya doğrudur. Söylediğiniz olayların hepsine katılıyoruz. Yani 25 bin yeter yetmez. Bu ayrı bir şey. Çünkü genel anlamda ekonominin düzelmesi lazım ki. Yani bugün 50 bin lira geliri olanı da çok rahat yaşadığını söyleyemem ben. Yani 50 bin lira geliriniz varsa hesaplayın. Daha bunda mesela insanlar artık sosyal anlamda bir hayat da yaşamak istiyorlar. İşte arabanız varsa bugün her gün arabaya binseniz onları katmıyoruz. Evet, bir buradan o rakamlar yükselir. Buradan da soru soruyorlar. Umut Bey kendi çalışanlarına kaç lira maaş veriyor diye sormuşlar. Şu anda bizim çalışan personelimizin hepsi asgari ücret alıyor. Evet. Asgari ücret alıyor. Buraya çekebilmeniz için sizin iki türlü şeyiniz olur. Birincisi yurt projemiz vardı. Ben bunu geçen programımızda da söylemiştim. Biz şimdi burada öğrencileri konaklayabilmemiz için biz burada yurt projesini, Çankırı Belediyesi'ne ait yurt projesini biz devreye sokacağız. Öğrencilerimizin sabah, öğle, akşam yemek... Kaç kişilik bir yurt olacak? Bizim hedefimiz ilk etapta 25 bin kişi. Çok büyük. 25 bin kişi yurt olacak ama bu şöyle bir şey. Tek belediye olarak değil. Özel yurtlarla beraber. 25 bin kişilik bir yurt projemiz olacak. Zaten mevcutta 15 bin öğrencimiz var. Sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi buradaki... Yani tam rakamlarda hani 15'tir, 17.500'dür. Ya biz ortalama söylüyoruz. Evet, yani ortalama. Şimdi biz 25 bin kişi dedik. Hani o andaki olarak 23 bin kişidir yani. Ama buna yakın biz bir yurt projesini devreye sokacağız. Yani 10 bin yapın, ben ona razıyım. 10 bin bile yeterli. 10 bin bırakın de... 25 bini, 10 bin kişilik bir yurt yapın. Siz buranın 3-4 yılını... yurt sorununu çözmüş olursunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın tekrar söylüyorum. Çankırı her sene büyüyen bir il. Takdir edersiniz ki. Çankırı her sene büyüyen bir il. Şimdi siz 10 bin yurt, ben bu 25 bin kişilik yurdu ben de az önce de söyledim. Bu özel yurtlarla beraber. Tek belediye bünyesinde olan bir şey değil. Evet. Yani özel yurtlarla beraber kişi sayısı. Yani öğrencilerin yani ev kiralama, yani dışarıdan ev kiralamasını biz sıfıra indirmeye uğraşıyoruz. Sıfıra indirmeye uğraşıyoruz. Bir ikincisi, şimdi burada konut sorunu. Bugün az önce kiralardan bahsettik. Evet. Şimdi biz her şeyden önce Çankırı biliyorsunuz birinci derece deprem bölgesinde olan bir il Çankırımız. Şimdi Çankırımız deprem bölgesinde olan bir il olduğu için öncelikle bizim ilk acil faaliyete geçireceğimiz konu bizim kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümle zaten mevcut belediye başkanımız da bu depreme dayanıklılık testini yaptırmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu Malatya depreminde evet. Yaptırmıştı. Şimdi depreme dayanıksız bir yerlere binaları, yapıları hemen kentsel dönüşümle yeni ve depreme dayanıklı binalar haline getirmek. Ve şehri yaymak. Tekrar söylüyorum. Şehri yaymak. Yani yeni bir alan mı açmak? Kastamonu, Kuzey Kent gibi bir alan mı kesinlikle. Yaratmamız lazım? Kesinlikle. Kastamonu tarafı olur, Yapraklı tarafı olur. Hani bu taraflara kenti biraz daha yaymak. Çünkü tekrar söylüyorum, insanlar artık kalıplaşmış ve bir alana sıkışmış, ortamdan sıkıldı. Gerçekten sıkıldı. Yani ve Çankırımızın da büyüyebilmesi için bizim bunları yapmamız lazım. Örnek verdin. Az önce dedin ki 25 bin kişilik civarında toplamda bir yurt hedefimiz özel var. Özel yurtlarla beraber. Hedefimiz özel, var. Evet. Konut da kaç bin konut hedefimiz var? Şu anda konut da bizim konut üzerinde de birinci derecede deprem bölgesi olduğu için yani yerden ziyade sağlamlık zemini çok önemli. Şimdi siz bugün altında su akan veya hiç dayanıklı olmayan bir yere yaparsanız konutu. Önemli olan bunu yapmak değil. Önemli olan sağlam olan zeminlere konutu yapmak. Onları inşa etmek. Şimdi bizim buradaki ilk hedefimiz bizim 5000 konut. 5000 konut. Ben zaten bunu da söylemiştim ben size projelerini harita üzerinde ben size hepsini teker yani teker getireceğim. Yani en ivedisi 5000 konutla direkt başlayacağız. Tabii diyorsunuz. Ki. Bunu doğrudur, çözeceğiz. Doğrudur. Diyorsunuz. Yani buna uydu kent de diyebiliriz. Hani ismini ne koyarsanız fark etmiyor. İç şeylerde bize bizim... Peki 5000 konut mevcut sağlam zemin olmayan yerlere yapılan konut stoğumuzda 99 deprem yönetmeliği öncesi yapılmış. Oralarda sıkıntılı. Peki bunları ne yapacaksınız? Kentsel dönüşüm noktasında. Alanları mı diyorsunuz? Mevcut şu anda. Mesela Atatürk evet. Bulvarı'ndaki bütün binalar 99 deprem yönetmeliği öncesi yapılmış. Hı-hı. Muhtemelen 80'li yıllardan sonra inşa edilen aşağı yukarı 40-50 yıllık binalar. Ömründe tamamlamış binalar muhtemelen. Ve bu binaların çoğunun normalde depreme dayanıksız olduğu söyleniyor.
Evet. Hani bununla ilgili konusu Tomuz'da da sıkıntı var mevcut. Bununla ilgili ne yapacaksınız? Şimdi bununla ilgili az önce söylemiştim. Evet. Kentsel dönüşümü biz acil olarak devreye sokacağız. Yani ondan hariç bir 5000. Tabii ki. Ya bu konut ayrı. Bu konut tabii ki. Bu konut projesi de ayrı. Yani buna uydu kent diyebilirsiniz. Yani şehrin yayılması için. Yani şehrin kentsel dönüşüm ayrı bir şey. Onu da yapacağız diyorsunuz. Tabii artı ki. 5000 konutla tabii yeni ki. Konut kazandıracağız tabii diyorsunuz. Tabii ki. Yani bu mevcut konutların dışında bu 5000 konut dediğimiz proje. Evet. Bu mevcut. Depreme dayanıklı olmayan konutlarında da acilen kentsel dönüşüme sokacağız. Peki şimdi 5000...